geliyor. Aç kapıyı. Gül Cemal'i göreceğim. Oğlum nerede? Kıymetli oğlunu aramaya geldim buraya. Armağan nerede? Bak eğer ona bir şey yaptıysan... Ne yaparsın? Öldürür müsün beni? Ben seni zaten öldürdüm. Yıllar önce. Beni sen doğurdun evet. Ben sana hiç benzemedim. Merak etme, oğlunun kılına bile zarar gelmedi. Gitti. Bana benzemiyorsun, doğru. Aşık olduğum adama dönüşmüşsün. Ama kötü bir taklitten fazlası değilsin. Her şeyin çalıntı. Bahçe. Araban. Halin, tavrın. Her şey. Hiçbir zaman Mustafa Pehlivan olamayacaksın. Neden biliyor musun? Çünkü kimse sevmeyecek seni. Benim onu sevdiğim gibi. O bütün gücünü benim ona olan sevgimden alıyordu. Her şeyden, herkesten çok sevilmek. Bir insanın bileğinde değil, yüreğinde sonsuz bir güçtür. Seninse hiçbir şeyin yok. Kimse sevmeyecek seni. Annen bile sevmedi. Buraya geldin. Küçücük bir ümidin var. Belki annem beni sever diyorsun. Belki.
sevdiğim adamı benden çalmadan önce. Belki. Buraya gelmekle kendine çok büyük kötülük ettin Gülcemal. Bana ait olan hiçbir şeyi alamayacaksın. Yaptıkların boşuna. O içeride sakladığın kız var ya. Hiçbir zaman sevgiyle bakmayacak yüzüne. Benim kimsenin sevgisine ihtiyacım yok. Kızı bana veremem. O kızı benden kimse alamaz. Beni yapmak istemediğim şeylere mecbur bırakma. O kızı benden asla alamazsın. O benim. Öyle mi? Kızı göreceğim. Göremeyeceksin. O kadar mı çok korkuyorsun benden? Hı? Ne yapacağım? Sırtımı atıp götürecek miyim, ne yapacağım? En azından sağ salim olduğunu bileyim. Kardeşi merak içinde. Babasını hastanelik etmişsin zaten. İstersen rica edeyim. Yoksa deva gibi yalvarayım mı sana? Hı? Küçük egolarını tatmin etmen için. Vefa. Onu böyle esir ederek kendini mi sevdireceksin? Tam Gülcemal'lik bir hareket. O esir değil, misafir. Biliyordum. Canım benim. Babam nasıl babam beni bırakıp gitmezdi, ben biliyorum, bir şey mi oldu babama? Baban hastanede. İyi mi peki? Yoğun bakımda. Doktorlar çok umutlu konuşmuyor. Benim çıkmam lazım. Benim çıkmam lazım, benim babamın yanına gitmem lazım. Zafer anne, ben kalamam burada. Devacığım. Bunun için geldim ama sadece 2 dakika konuşmama izin verdi. Nasıl yani? Sen bile çıkaramıyor musun beni buradan? Koskoca Zafer Pehlivan beni buradan çıkaramıyor mu?
O korkunç biri. Onun nasıl biri olduğunu artık anlamışsındır herhalde. Deva, sana dönecek yer bırakmamak için evinizi yaktı. Ne? Sana kafayı takmış. Ben kalamam burada. Benim çıkmam lazım. Benim hemen çıkmam lazım. Benim babamın yanına gitmem lazım. Ben burada kalamam. Biliyorum çıkaracağım seni ama birazcık sabretmen lazım. Zafer Hanım. Deva. Şunu al. Al sakla. Şimdi gidiyorum. Geri döneceğim. Senin için geri döneceğim. Sabret. Zafer Pehlivan. Hani sen buraya annemin sevgisini kazanmaya geldiğimi sanıyorsun ya. Benim annem yok. Ben annemi sildim. Sen ancak benim düşmanımsın. Her sabah aynaya baktığında oradayım ben. Beni ölünceye kadar silemez. Hala çocuksun. Annesine kanan aptal bir çocuk. Çık. Çık. Bırak! Her şeyimi çaldın benden. Önce nişanlımı, mutluluğumu. Sonra babamı çaldın. Sonra dayanamadın, gittin, evimi yaktın, ocağımı yaktın, bana gidecek hiçbir yer bırakmadın. Bir tek kendini bıraktın. Deva. Her şeyimi çaldın. Neyin varsa aldın, bana hiçbir şey bırakmadın. Bir tek kendine mahkum ettin. Al. Al. Al ne istiyorsan al. Ama bırak artık beni, tamam mı? Al tamam mı? Al ne istiyorsan al artık. Bırak beni. Bırak, babama gideceğim ben. Bak. Artık burada kalmayacaksın.
İhtiyacın olabilecek her şeyi koyduk. Yani beni bırakmayacaksın. Bırakmayacağım. Babama gitmek istiyorum. Olmaz. Bugün gideyim sadece, tamam mı? Bak son kez. Son kez babamı görmek istiyorum. Sonra istediğin kadar esir edersin beni. Lütfen babama gitmek istiyorum. Seni artık bırakamam. Senin adamların alsın götürsün beni, sonra geri getirirler. Babamı görmek istiyorum lütfen. Bak babam hastanede ölüyor şu an, ne olur. Lütfen onu görmek istiyorum, son kez aramak istiyorum ona. Yalvarırım. Bak bundan sonra kimseye yalvarmayacaksın. Ben de dahil. Babamı götürecek misin beni? Hayır. Ya niye? Neden ya? Neden? Neden? Gidersen seni benden alırlar. Kapı kilitli kalmayacak. Sarı kapıda. Bir isteğin olursa ona söylersin. Sen benim esirim değilsin. Artık misafirimsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir isteğiniz var mı? Yok, sağ ol. Armağan! Anne? Armağan, çok merak ettim. Ömrümden ömür gitti. Çok merak ettim. Anneciğim. İyisin değil mi? İyiyim. İyiyim, sakin. Bak. Bana söz ver. Bana söz ver, bir daha kendini böyle tehlikeye atmak yok. Anne, neyin tehlikesi ya? Adam hiç de öyle anlattığınız gibi biri değil. Bana da gayet aklı başında ve medeni davrandı. Medeni mi? Ne medenisi? O bir canavar. Bize yaptıkları görmüyor musun? Görüyorum. Ama emin olamıyorum artık. Yani ya bütün bu dediklerinizi o mu yaptı gerçekten? Belki de bilmediğimiz başka şeyler vardır. Senin aklına girmiş. Yılan. Senin bu adamla meselen ne anne? Kim bu Gülcemal Şahin? Bunu sana daha sonra anlatacağım. Onun bize yaptıklarını bilsen, kendi ellerinle öldürürsün onu. Şimdilik sadece en büyük düşmanımız olduğunu bil yeter. Zafer anne. Deva'yı getirdin mi? Hayır canım, ama onu gördüm. Gördün. Gördüysen niye tutup kolundan getirmedin? Neden orada bıraktın onu? Gelmek istemedi. Ne demek gelmek istemedi? Yani Gülcemal onu orada tutmuyor. Ama gelmedi. Nasıl tutmuyor ya? Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Bir yanlışlık vardır. Bir şey vardır, bir yanlışlık vardır. O adam benim kardeşimi tehdit etmiştir. Korkuyordur o. Babamın başına gelenleri biliyor mu? Bizde korkmaz. Çünkü bizde bir dakika bile durmaz orada. Biliyor İpekciğim, biliyor. Söyledim.
Nasıl ya? Ya her şeyi bildiği halde gelmedi mi? Hani sen ne söylediğinin farkında mısın şu an? Nasıl biliyor ya? Nasıl biliyor Zafer anne? Deva'dan bahsediyoruz. Ya benim kardeşim babası hastanede ölümle cebelleşirken tanımadığı bir manyağın evinde kalmaz. Deva onunla kalmak için yalvarmış. Vardır bir sebebi. Tabii ki var. Tabii ki var. O da ona tutulmuş, aşık olmuş. Olabilir mi böyle bir şey? Zafer anne böyle bir şey olabilir misin? Siz bu saçmalıklara inandınız mı gerçekten? Görmediniz mi? Siz oraya gittiniz, görmediniz mi? O adam benim kardeşime düpedüz baskı uyguluyor. Siz görmediniz mi oradayken? Deva daha dün evleniyordu ya. Dün evleniyordu. Daha dün Mert'le birlikteydi o. Düğünü vardı Zafer anne. Olabilir mi böyle bir saçmalık? Doğru, doğru. Bizim de gördüğümüz birbirini seven iki insanın düğününün olacağıydı. Ama gerçek öyle değilmiş. İşte çok iyi tanıdığımızı sandığımız Mert gitti başkasıyla evleniverdi bir gün içinde. Demek ki kardeşinin seninle paylaşmadığı çok şey varmış. İpekciğim, İpekciğim, sakin. Ben size yardım edebilmek için buradayım. Korkuttun bizi baba. Sana bir şey olsaydı var ya. Allah'a yalan yok. Hazreti Azrail kapıyı tıklattı. Allah korusun deme öyle baba lütfen ya. Tam toparlandık gidiyorduk ki güzeller güzeli iki melek peyda oldu. Ya. Tuttular omuzlarımdan bırakmazlar beni. Azrail Hazretleri dedim var git yoluna. Bu melekler yanı başımdayken uzaklara gidemem ben. İşte böyle kızlar. Siz benim yanımda olduğunuz müddetçe hiçbir yere gitmem ben. Hiçbir yere bırakmayız ki zaten seni. Oh. Babamın yanında olmam lazım. Gözleri çok derin. Kimin? Anamın oğlunun. Yıllarca nefret ettim ondan. Gülendam'la benim hakkımız yedi diye. Annem tüm sevgisini ona verdi çünkü. Gerçi çocuğun ne suçu var? Ama çocukluk işte. İçimizde kaldı bir uhde. Hatta satranç oynadığını duyduğumda bu satrançı sırf onun için öğrendim. Bir gün karşılıklı oynarız diye. Allah istediğim şeyi bana bugün yaşattı. Ama mutlu değilsin. Çünkü anneme benzeyeceğini düşünmüştüm. Zalim. Kötü kalpli. Ama o çocuk. O çocuk bana benziyor. Ne alakası var patron? Onun bacakları sakat. Benim de ruhum.
Böyle olmasaydı, annem bize bunları yapmasaydı, onu canıma sarardım kardeşim diye. Vay be. Kan çekmesi diye bir şey varmış meğer. İnanacağımı sanıyorlar bir de. Ben Deva'yı orada bırakmayacağım. Bizim bizden başka dostumuz yok. Yani normalde ağzına sürmezsin. Hayatın yumurta kırmakla geçiyor. Sinirlerim bozuldu. Kız sadece menemen yiyecekmiş. Ne yapayım? Sen yemeğe bak. Gülcemal acıkır birazdan. Aa, o tamam. Kapattım ben onun altını. Gülcemal abi istesin. Hemen kurarız sofrayı. Gözdeciğim be, sen bir yukarı baksan. Bir ses duydunuz mu? Duymadık anneciğim. Ama ben duydum. Aa, senin karnının gurultusu olmasın o? Gel bakayım buraya. Gel, 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 gel. Hiçbir şey yemedin sabahtan beri. Bak ne yaptım. Mercimek çorbası. Benim bütün bildiklerim bu kadar ama ben eminim benim kardeşim orada o adamın evinde tutuluyor. Lütfen yardım edin, oradan çıkaralım onu. Peki, tamam. Emre. Buyurun komiserim. Hemen acil bir ekip çıkaralım, gidip bir bakılsın. Hemen komiserim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Pardon, çok kısa bekletirim. İfadenizi imzalamanız gerekiyor. Tamam, tamam, bekliyorum ben. Gel. Sefer Hanım. Söyle. İpek. İpek karakola gitmiş. Allah kahretsin. Hemen karakola git. Sakın görünme.
Ne olup bittiğini bana haber ver. Emredersiniz. İlgileniyorum. Ne oluyor? Koku geliyor içeriden. Kapı da açılmıyor. İçin yanıyor. Aç şu kapıyı. Açılmıyor. Aradın mı Gülendam'ı? Yok, yok da gözüm üstünde. Sen yine de ara sıra yokla. Gülcemal abi. Ne oluyor Canan? Kızın kaldığı oda yanıyor. Ne? Kapı açılmıyor. Lan kendini mi yaktı yoksa bu kız? Gülcemal. Kız. Kız. Tamam. Nasıl kaçıyor lan bu kız? Ha? Uyuyor musunuz oğlum siz? Nasıl kaçalım, nasıl görmezsiniz? Görmediniz çünkü hala burada. Arazinin içinde. Hemen araçlarla çıkın, arazi boyunca yolu tutun. Bir yerden çıkmaya çalışacak. Söyle. Efendim, ekip aracı çıkardılar. İpek de polislerle birlikte eve gidiyor. Ben de gidiyorum. Tamam git ama hiçbir şey yapma. Tamam mı Emrullah? Emredersiniz. Gülcemal'le ilgili planlarımı bozarsan... seni bile harcarım İpek. Oğlum aynı yerlere bakıp durmayın.
Uzak dur benden. Uzak dur, yaklaşma. Yapma.